Sen ey vatan, sen köpekler elindesin ey vatan. Sen ihlas etmeyince ölmem ey vatan. Gözlemeni gelirim. Sen ihlas etmeyince aslında biz Büyükşehir Belediyesi'nden böyle bir arazi talebimiz olmuştu. Ya, düşünmüştük yani birlikte bu komisyonda böyle bir talebimiz olmuştu. Ama Keçiören Belediyesi'nin elinde geniş bir arazi olduğunu duyduk. Dolayısıyla kendileriyle bağlantı içine girdik. Hatta siz de gitmiştiniz ilk görüşmenizde biliyorsunuz. Daha sonraki görüşmede onlar bize bu arazide neler yapmaları gerektiğini, ne gibi planlar yaptıklarını gösterdiler araziyi. Bizim için uygun gibi gözüküyor ama kendi aralarında bu araziye Türk Çeşmesi'nin yapılıp yapılmaması ile ilgili meclisten de karar çıkmaları ve kendi başkan yardımcılarıyla görüşmeleri gerekiyor. Araziyi eğer biz beğenirsek, ki beğendik aslında, şöyle genel açıdan baktığımız zaman hoşumuza gitti. Onların da kararlarıyla örtüşürse bu yapılan işlem, bazı çalışmaları inceledik bu arada. Yapılan çalışmaların içinde spesifik, çok güzel, çok orijinal işler yapan birkaç tane mimar da var. Bu mimarla bağlantı içine onlar girecekler, bizi bir araya getirecekler. Biz bir araya geldiğimiz zaman hem belediye hem o mimarlar, bir de bizim yürütme kurulu bir araya gelip nasıl, ne boyutta, arazinin ne tarafında olması gerektiğiyle ilgili bir takım kararlar verilecek. Ama henüz bunlar belediyenin kendi çalışma formatı içinde netleşmediği için biz bu toplantıda daha net verilerle gelip bunları daha açıklıkla konuşmak istediğimiz için şu anda bunları anlatmadık. Daha da gelişmeler oldukça da birikince bunları zaten bir araya geldiğimiz, Türk Çeşmesi'nde bir araya geldiğimiz arkadaşlarımıza da paylaşmayı düşünüyoruz. Birlikte karar vereceğiz. Ne yapılması gerektiğine birlikte karar vereceğiz. Nasıl olması gerektiğine birlikte karar vereceğiz. Ama ilk etapta bizim yapmamız gereken şey bu arazinin baştan bulunması ve daha sonra bunun maliyet hesaplarının çıkartılması. Maliyet hesaplarını çıkartıldıktan sonra bu maliyetin kimlerden ne şekilde nasıl tedarik edeceğimizle ilgili çalışmaların yapılması. Bu finansal kaynakları biz mi yapacağız, yoksa bir kuruma mı yaptıracağız, yoksa birkaç kuruma mı yaptıracağız? Bütçemizi ona göre ayarlamamız gerektiği konusunda birlikte karar vereceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar bu konuyla ilgili. Ama kimse merak etmesin.
Çalışıyoruz bu konuyla, çok ciddi çalışmalarımız da var. Olaylar su üstüne çıkmaya, netleşmeye başladığı zaman zaten gruplar paylaşılacaktır. Sizin de bilginiz olacak Roza Hanım. Bunu iletmek zaten sizin iş alanınızda oluyor yani. Tamam, Руслан, Захра ханым говорит, что идет какой-то процесс. Определили место, где будет, но это должен провести через совет. Потом после этого нам скажут, что это будет решать президиум, что как делать, на какой стороне что должно быть, какой должен быть бюджет, кто будет финансировать и так далее и тому подобное. Но это еще должен пройти через совет этого городского, районного городского совета, как говорится. Кечурян. Это отдельный район в Анкаре, но этот процесс будет объявляться в следующие дни, как говорится, когда будет все ясно. Şimdi sözü Ata Derneği İskşehir Şubesi Başkanı Fatmatu Zahra Hanım'a veriyoruz. Atatürk'ü anlamak konusunda konuşmasını yapacak. Buyurun. Buyurun Zahra Hanım. Arkadaşlar, ben daha önceki görüşmelerinde Atatürk'ü anlatmak istedim. Her ne kadar Ruslan Bey, ben biliyorum bunları konuşmaya gerek yok dediyse de Atatürk dünya liderleri içinde önemli bir yerdedir ve dolayısıyla dünya lideri olarak kabul edilmiştir. Bütün dünya bunu kabul etmiştir. Biz Türk Birliği yapılanması içinde bağımsız Türk Cumhuriyetleri olduğu gibi olamayan, topluluk halinde olan, bağımsızlığını kazanmaya çalışan bir sürü kardeşimiz var. O kardeşlerimizin de belki Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti üzerine yapmış olduklarını anlayabilmek açısından Atatürk'ü anlamak diye bir konu istedim. Bu konuyu anlatmak istememin nedeni mutlaka bildiklerimiz vardır. Hepimizin belki bu bağlamda bildiklerimizi tekrar belki tazelemek anlamında önemli olabilir. Canınız sıkılırsa da kusura bakmayın ama benim söyleyeceklerimin ötesinde, bunun dışında Sayın Çınaroğlu'nun, Sayın Zeybek'in de üstüne koyacakları, Atatürk'le ilgili koyacakları çok şeyler olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki oturumlarda da onlar da bu konuda bir şeyler söylemek isteyebilirler. Belki canınız sıkılabilir ama bizler bunları anlatmaktan yılmamamız lazım. Bizim bir önderimiz olarak bunları çok iyi bilmemiz ve bu bildiklerimizi de çevremizdekileri anlatmamız gerektiğini düşündüğüm için özellikle Atatürk'ü anlamak dedim. Atatürk'ü anlamak, bir lider dedik. Bir lider nasıl olunuyor? Dünya üzerindeki bir takım bilgi üzerine baktığım zaman, psikolojide, sosyolojide baktığımız zaman liderlik kavramları farklı farklı. Geçmiş yıllardaki liderlik kavramlarıyla şu andaki liderlik kavramları çok farklı. Formal, informal liderlerden bahsedilebiliyor. Siyasal liderlerden bahsedilebiliyor. Peki Atatürk bunların neresindeydi? Nasıl bir liderdi? Lider miydi? Bunları da irdelemekte fayda var. Eğer liderse hangi özelliklerinden dolayı lider olmuştu? Anlamak buralardan başlıyor diye düşünüyorum. Bu nedenle de şimdi bir kişiyi ele aldığımızda kişinin özelliklerine de bir mizaçtan söz edebiliriz. Bu mizaç dediğimiz şey insanların daha çok doğuştan çocukluğuna kadar geçen sürede ki gösterdiği biçimlerdir, davranış biçimleridir. Bunlar nedir? İşte baktığımız zaman bu çocuk çok zeki diyebiliriz ya da çok çevik, çok hareketli diyebiliriz. Çok dışa dönük diyebiliriz. Bu mizaç olarak algılanıyor. Bir de karakter dediğimiz bir yapı var. Bu karakterse çocukluktan yetişkinliğe kadar çevre faktörlerinin etkisi, ailenin kültür yapısının, yaşam koşullarının, iklim koşullarının, eğitimin de üzerine biriktirerek oluşturduğu bir karakter. Daha sonra mizaç ve karakter bir araya gelerek kişilik yapısını oluşturuyor. Eğer çocuğun içinde doğuştan, yaratılıştan kaynaklanan bir zekilik varsa, çevresindeki iyi bir eğitim görmüş, ailesinden ve daha sonraki
eğitimlerinde üzerine bir şeyler koyabildiyse düzgün bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Ve biz bunların tamamına işte iyi insan, kötü insan, kişilikli ya da lider diyebiliyoruz. Bazı özellikleriyle çok daha öne çıkabiliyorlar. Ve bu liderlik kapsamında Atatürk'ü aslında ele almak, belki de düşünmek gerekiyor. Tabii Atatürk'ün liderlik özelliklerinin yanı sıra bir de komutanlık özelliği var. Askeri eğitim almış olanlar ya da askerlik yapmış olanlar beni bağışlasınlar, hata yapabilirim mutlaka, ama askerlikte komuta etmek, komutanlık yapmak da çok daha önemli bir şeydir. Hatta savaş alanına değil de barış dönemlerinde belki yapılan komutanlığın çok da fazla öne çıkmadığı, ama savaş durumlarında ki göstermiş oldukları beceri, karar verme yetkisi, hızlı düşünme, doğru sevk etme ve koruma anlamında da komutanlık ayrı bir özellik gösteriyor. Atatürk'ün özellikle çocukluk yıllarında baktığımızda şöyle bir şeyler görüyoruz. İlk başlangıç noktalarındaki kendisini yetiştirme çabalarıyla alakalı olarak çok farklı şeyler görebiliyoruz. Mesela okumaya çok kendisi meraklı, özellikle dile çok meraklı. Farklı diller öğrenmek istiyor, yeni eğitimler almak istiyor. Bunun yanı sıra siyaseti öğrenmek istiyor, felsefe öğrenmek istiyor, tarih bilgilerini genişletmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu tür çalışmaların içinde Atatürk'ün kendisini yetiştirme çabası, çevresine karşı meraklı, bilime karşı meraklı, yeni şeyler öğrenmeye karşı bir merakını görüyoruz. Bu o dönemde Kurtuluş Savaşı'nı yapmadan önceki Osmanlı döneminde almış olduğu eğitim ve eğitimin üstüne koyduklarıyla beraber Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kurguladığını ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl bağımsız bir cumhuriyet olduğunu da anlamamıza yardımcı oluyor. Bağımsızlığı kazanmak nasıl bir şey, anlamamıza yardımcı oluyor. Tabii bu yapı meselesine baktığımızda Atatürk'te çok cesur bir hareket görüyoruz. Cesur davranan bir karakter görüyoruz. En çıkmaz sokaklarda bile o cesaretini ortaya koyabiliyor. Kendisinin askerlik yapmış olduğu dönemlerde çok da zor zamanlar oluyor. Çok doğruyu konuşuyor. Cesaretle kendisini ifade edebiliyor. Asker olduğu, hatta çok genç bir asker olduğu dönemlerde bile bunu çok daha net ifade edebiliyor. Ya da İttihat Terakki Cemiyeti'ndeki arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde de çok net bazı ifadelerini görebiliyoruz. Özellikle Edward Erickson'ın Atatürk'ü tanımlarken söylediği bir söz var. Kariyeri açısından çıkmaz sokak olabilecek görevlere verildiğinde dahi, kenara itildiğinde ellerini kazıyarak, çabalayarak gene eski konumu ve yapısını elde etmiştir demiştir Erickson. Bunun dışında İttihat Terakki Cemiyeti'ndeki arkadaşlarıyla karşı karşıya gelmiştir. Beraber yola çıktıklarında onların askerin aslında siyasetin dışında kalması gerektiğini söylediği için karşı karşıya geldiğinde görebiliyoruz. Ama tabii bütün bunlarda bir öngörü sahibi olduğunu da gösterebiliyor bize. Keza Birinci Dünya Savaşı olduğunda, Birinci Dünya Savaşı döneminde Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na geç girmesiyle ilgili, en azından bir cihan savaşında içinde bulunmalarında herkesin, bütün cihan ülkelerinin olacağını ama Osmanlı'nın mümkün olduğunca bu savaşın içine geç müdahil olması gerektiğinde çok net bir şekilde Enver Paşa'ya büyük bir cesaret içinde söyleyebildiğini, bu yüzden de karşı karşıya kaldıklarını, bunun acele etmemesi gerektiğini söylediği halde kötü nitelendirildiğini, bu yüzden de cezalandırıldığını, hatta görevleri başka yerlere gönderildiğini de karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Ama yılmadan, usanmadan gene de doğru bildiği,
inandığı konular üzerinde ısrarla devam ettiğine de şahit olmuşuzdur. Bunu özellikle stratejik akıl, son zamanlarda stratejik akıl olarak da tanımlanan bir gerçeğimiz var. Algı, bu algının çevresel şeylere değerlendir, pratik düşünebilmesi, hızlı düşünebilmesini sağladığını da görebiliyoruz. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde tabii biz tarihi bahsederken, tarihten bahsederken hep şöyle söyleriz. Tarih her zaman övünülecek bir şey değildir. Anlaşılan tarihimiz değil. Ya da yarınılacak bir şey değildir tarih. İşte şöyle oldu, burada oldu, burada kötü oldu, keşke böyle olmasaydı tarzında değil. Ama tarih kesinlikle milletlerin geçmişlerini bilmeleri ve geçmişlerindeki tecrübelerin yeni nesillere aktarılmasında son derece önemli olduğunu düşündüğü için mutlaka bilinmesi gereken bir olay. Ve Atatürk de bunu o zamanlarda tarih bilgisinin çok önemli olduğunu düşünerek kendisi geçmişle ilgili tarihi bilgileri, yani ülkelerin biriktirmiş oldukları tecrübeleri öğrenmesi açısından kendisini yetiştirmiş bir insandır. Bunu o yaşta fark edebiliyor olmak ve bunu bu şekilde kendisini geliştirmesi açısından da takdire şayandır. Özellikle bu son zamanlarda, yani yetişkin hale gelince ya da Kurtuluş Savaşı'nın oluşunda artık bilgiler tam oluşmaya başladıktan sonraki tüm bu tarih bilgisi, dil, akıl, stratejik akıl dediğimiz bilgileri bir araya gelerek özümsemesi, bir hamur haline getirmesi ve yeni bilgilerin üretmesine de neden olmuştur. Bu olayları çok daha net görebilme olayına neden olmuştur. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndaki Limon Van Sanders'in niçin Bulgarlar bu savaşa soğuk bakıyorlar ya da girmiyorlar denildiğinde Bulgarların Almanların bu savaştan zaferle çıkacağından emin olmadıklarını düşündüğünü büyük bir cesaretle de ifade edebilmiştir. Ya da bir cihan savaşı çıkacağını çok önceden tarihi bilgisi ve o stratejik birleştirme bilgisiyle birlikte öngörebilmiştir. İngilizlerin Almanlarla rekabetinde böyle bir savaş çıkabileceğini, Sırpların Slavlar üzerine bir takım haklar iddia etmeye başlayacağını ve bir cihan savaşının çıkabileceğini çok çok önceden de fark edebilmiştir. Bütün bunların neticesinde Çanakkale'ye giderken bu hatta Liman Fonson dersin Bulgarların girmemesinin neticesinde peki siz ne düşünüyorsunuz dediğinde de ben de aynı şekilde düşünüyorum, Bulgarlara da katılıyorum, hak da veriyorum diyecek kadar da cesur bir yapıya sahiptir Liman Fonson ders, daha üst rütbede olmasına rağmen. Ama tabii Atatürk'ün bu cesaretli ve tarih bilgisi, dil bilgisi, diğer ülkelerin kültürlerini, tarihlerini, dillerini öğrenerek onların geçmişlerini, düşünce sistemlerini anlayabildikten sonra tabii bazı şeyleri de yaşadıkça eksikliklerini de kendi hayatında görmüştür. Kendi askerlik döneminde özellikle Derne ve Bingazi'de ki yapılan savaşta da havacılığın son derece önemli olduğunu ve daha sonraki bunu biz görüyoruz istikbal göklerdedir ifadesinde yer almıştır. O zaman uçakların savaşın kazanılmasında ya da kendi haklarının o toprağın savunulmasında son derece önemli stratejik bir yapıya sahip olabileceklerini görmüştür. Müthiş derecede bir öngörüsü var. Bu birikimlerin neticesinde kendisinin doğuştan meydana gelen o zeki atılgan yapısıyla beraber çocukluktan bu yana almış olduğu eğitimler ve o eğitimlerdeki kendi eksikliğini gördüğü, görmeye çalıştığı
olayları tekrar yenileyerek üstüne bir şeyler katmıştır. Bu özellikle Atatürk'te şöyle bir şeyler de görüyoruz. Biz bunu zaman zaman çok da konuştuğumuz olaylardan bir tanesi. Değişik yerlerde savaştığında komutanlığı son derece önemli ama bu bir komutanın savaş esnasında ordularını doğru sevk edebilmesi, yeri geldiğinde taarruza geçmesi, yeri geldiğinde geri çekmesini bilmesi ve nereden ne şekilde nakil olması ya da o orduyu geri çekmesini, hangi kanallar tarafından çekmesi gerektiğini de çok iyi kavrayabilen bir insan. Ben o arkadaşıma şey dedim, yani buralarda örneğin Çanakkale Savaşı'nda ya da biz son işte 26-29 Ağustos'ta zafer yürüyüşü yapmıştık. Oradaki arazilerde gördüğüm kadarıyla çok iyi bir arazi bilgisine sahip olması gerekiyor. O günün koşullarını düşündüğümüz zaman şimdiki gibi değil, bakın arkadaşlarımızın birçoğu farklı ülkelerde olmakla beraber internet ortamında birlikte görüşüp bazı şeyleri konuşabiliyoruz ama düşünün ki o dönemde atla, at üstünde yolculuk var. Bu kadar kolay hemen telefonu kaldırıp alo ne yapıyorsun, benim sesim geliyor mu diyebiliyoruz. Anlık birbirimize haberleşebiliyoruz. Oysa böyle bir haberleşme olanağının hiç olmadığı, olamadığı, daha teknolojinin, bilim ve teknolojinin bu aşamada olmadığı ortamları düşünecek olursak Atatürk'ün oradaki o araziyi tek tek birebir dolaşmış olmasını tasavvur etmemiz mümkün değil. Çok enteresan bir yapıdır bu. Tarihle uğraşan arkadaşlarımız mutlaka vardır, biliyorlardır. Bu arkadaşımla da görüşürken, kendisi asker kökenli, çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir insan. Dedim ki Mustafa Kemal Paşa bu kadar araziyi nasıl bilebildi? Nerede tepe var, nerede ova var, nerede bir çukur var, bunları çok iyi bilmek, nerede geçit var, o araziyi birebir gözünün önünde bilmek, bunları tek tek dolaşmaktan geçen, herkes kendi çevresindeki ya da alanındaki, yakınlarındaki araziyi bilebilir gezdikçe, Atatürk'ün bu kadar geniş bir alanı ve o zamanki koşullar altındaki, o zamanki koşulları düşünerek nasıl bilebilir, bu kadar zamanı ne kadar oldu da bunları dolaştı dediğimde bana şunu söyledi. Bir haritaya baktığınızda üç boyutlu görebiliyorsanız haritayı, o araziyi dolaşmanıza imkan yoktur ve bu bir haritayı üç boyutlu görebilen insandır Atatürk dedi. Bakın bu çok önemli bir olay. Üç boyutlu görebiliyor olmak çok önemli bir olay. Siz dolaşma imkanınız olmasa da bir haritaya bakıyorsunuz. Nerede dağ, nerede ova, nerede geçit, ne, bilmediğiniz herhangi bir şey de olabilir değil mi? Bunu görebiliyorsunuz. Bu çok çok ilginç ve gerçekten insanın hafızasının almadığı bir mevzu. Bu nedenle mesela Atatürk'ü özellikle Gelibolu Savaşı'nda, Çanakkale'de, Gelibolu'da, Anafartalar'da büyük bir başarı, ki Liman Ponsan Ders'in yanlış yönlendirmeleri, geri planda tutmalarına rağmen Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasında çok önemli bir komutan olarak görebiliyoruz ve doğru kararlar öngörüsüyle doğru kararlar aldığını da görebiliyoruz. Keza 7. Ordu Komutanı olduğu dönemde Halep'te durumun farkındalığına varıyor. Orada da bazı çalışmalar yapıyor. Ordunun bir kısmını başka yerden geçiriyor ki çok vahim bir olay. Herkes olayın vehametinin farkında, sadece seyirci kalmakla kalmıyor. Direkt uygulamaya geçebiliyor. İşte bu da kendisinin ne kadar atak, cesur olduğunu da gösteriyor. Yani Atatürk'ün karakterini, kişiliğini, mizacını ortaya koymak adına örnekler vererek anlatmak istediğim mevzu da buydu. Hani şurada şu başarıyı gösterdi, burada bunu başarıyı gösterdiğinin ötesinde bir şey anlatmaya çalıştığım şey. Ve bu
yaptığı şeyde de durumu seyretmekle kalmıyor Halep'teki yaptığı şey. Hatta o kadar karşı çıkıyor ki yapılan şeyler çok yanlış, istifaya kadar gidiyor. Yaptığı şey göze alıyor yani. O zamana kadar çok sevdiği askerlik, yapmak istediği işten vazgeçecek pozisyona kadar geliyor. Diyor ki ben istifa ederim, sizin bu yaptığınız hareketler yanlış. Bu yaptığınız şeyle ben seyretmekle kalamam. Bu o tahammülsüzlük de gösterebiliyor. Bunu şeyde de çok görebiliyoruz mesela. General Falcay'ın yanında Cemal ve Enver Paşalarla çok ciddi anlamda tartışmalar yapıyor. Ama bu tartışma tabii ki bir saygısızlık çerçevesinde de değil. Atatürk'ü bu konularda çok iyi algılamak lazım. Bir saygısızlık çerçevesinde olmadan sağlam temellere dayanarak, akıl birliği içinde, bilimi de içine katarak yapılan şeyin ne kadar yanlış olabileceğini, neden böyle davranılmaması gerektiğini kendi üstlerine bile büyük bir cesaretle anlatabiliyor ve o kadar sağlam temelleri oturtturduğu için de karşıdaki insanlar da zaten onu kabul etmek zorunda kalıyorlar. Ya sen işte bir başka generalin yanında bizi küçük düşürdün ya da böyle bir şey yanlış yaptın. Evet, herkes kızar, kendi özbenliği açısından bazı şeylerde tepki verir, savunmaya girer ama buna rağmen Cemal ve Enver Paşalar Falcay'ın yanında bir şey söyleyemiyorlar. Yani söylediği şey o kadar doğru ki, o kadar sağlam yerlere oturuyor ki bu istifaya varan olaylar daha sonra tekrar Nablus'a tekrar gönderilmesini sağlıyor. Ve İngilizlerin Filistin'e karşı taarruzunda da biraz evvel bahsettiğim gibi bütün komutanlar evet çok kötü durumdayız ve biz bunu kaybettik, artık bu topraklar kaybedildi dediği anda bile kendisi yılmıyor. Yılmıyor. Altında bulunan askeri de elinde bulunan en olumsuz koşullara rağmen o cesaretlerini kaybetmelerine fırsat vermeden elindeki imkanları maksimum derecede kullanarak o ortamda en iyi şekilde kullanabiliyor. Bu işte komutanlık özelliği, liderlik vasfı bahsetmiştik ya. Liderlik vasfı bir de komutanlık vasfı, ikisi bir araya geliyor. İşte burada savaş alanlarında bahsettiğimiz belki barışta komutanlık son derece kolay gibi gözükürken o savaş en olmadık, en olumsuz, bütün olumsuz şartların bir araya geldiği ortamda hızlı düşünüp, hızlı algılayıp geçmişteki bilgilerini bir araya getirerek olayları lehine çevirebilmesi de gerçekten dünya lideri olma aşamasında da son derece bizim önümüze çıkan özelliklerinden bir tanesi. Biz bu zafer yürüyüşüne gittiğimizde karşılaştığım olaylardan bir tanesi, hepimiz okumuşuzdur. Bir şekilde kenarından köşesinden duymuşluğumuz, dinlemişliğimiz de vardır. Birinci İnönü, ikinci İnönü ve büyük taarruzla ilgili alanları tek tek dolaştık. Özellikle kurt kapanı taktiğini ben orada daha iyi kafama oturtturabildim arazide. O arazinin nasıl olması gerektiğini, o arazide askeri gücün nasıl, ne şekilde yerleştirilmiş, ne şekilde karar verilmesi gerektiğini ne kadar okusam da arazide tam bunu görünceye kadar anlamamışım açıkçası. Orada bizzat yerinde çok daha iyi algılama şansım oldu. Ve kurt kapanı taktiğini yıllardır işte bilerek, önererek, söyleyerek anlattığımız bir şeydi. İşte bu Türklerin ta Orta Asya'dan beri kendi kullandıkları bir taktiktir dememize rağmen. Ama bu çok böyle yozmuş, çok yavanmış, çok havada kalmış bana göre. Ben orada Atatürk'ün bunu nasıl kullandığını çok daha iyi anladım. Ve bütün savaş taktikleri içinde dünya literatürüne de kurt kapanı taktiğiyle girmesini, dünyanın bunu nasıl kabul ettiğini de orada algıladım anca. Biz bunu biliyorduk belki ama bildiğim benim hiçbir şeymiş açıkçası. Bunu görmek lazım ve Atatürk'ün bunu o kadar içselleştirmiş, o kadar iyi anlamış ki
Kurtuluş Savaşı'ndaki yapılacak ordunun bir kısmının yenilmesi, içe doğru çekilmesi, efendim Yunan askerinin lojistik anlamda ihtiyaçlarının kesilmesi, yani Ege'den gelen lojistik desteklerinin kesilmesi ve ortada kurt kapanı gibi kapanın içine sıkışması ve kaçmak için ordunun, Yunan askerinin kaçması için bir alan bırakılması. Bunları düşünüp planlamak var ya, bir asker değilim ama inanın o arazide o bunları hissettim. Hissettim. Ve Türk'ün bu savaş taktiklerini nasıl oluşturduğunu ve Atatürk'ün bunu nasıl kendi içinde içselleştirdiğini bir kat daha şahit oldum. O yüzden bugün bunları sizinle paylaşmak istedim açıkçası. Şimdi tabii Atatürk'ün bir başka boyutları da var. Sadece hani liderlik mevzusuyla ilgili ne olduğunu, cesaretinin ne olduğunu falan da anlatıyoruz ama özellikle Afet İnan'ın bir şeysi var. Yazmış olduğu Medeni Bilgiler kitabı var. Onu da sizinle paylaşmak isterim burada. Müsaade ederseniz. Atatürk'ün Medeni Bilgiler kitabındaki vasıfları şöyle sıralanmış. Mükemmel bir komutanı meydana getiren şey mükemmel ahlaktır demiş. Bir kere çok ahlaklı olmak durumunda. Dürüst olacağım. Tabii bu her toplumun ahlaki anlayışı, beklentileri, kültür yapısıyla alakalı olarak değişkenlik arz etmekle beraber düzgün olmak önemli bir şey ve dürüst olmayı gerektiriyor. Komutan olan kişi tehlike zamanlarında kendi iradesine olarak uygun olarak idare etmeye mecburdur demiş. Özellikle Medeni Bilgiler kitabında. Şimdi İnsanların genellikle bazıları hükmetmeyi çok severler, emretmeyi çok severler ve yaratılışları bu emretmeye çok uygundur. Ama bazen de böyle bunun için sağlam bir iradeye sahip olmak gerekir. Bunun için ciddi bir güven gerekir. Kendi içimizde bir güven gerekir. Atatürk'ün de girmiş olduğu tüm mücadelelerin içinde bu güven ve iradeyi kendisinde görebiliyoruz. Bu yüzden de çoğu kişi bir başkomutan olarak doğmuş ve başkomutan olarak da ölmüştür denilmiştir. Bunun dışında başkomutan dediğimizde bütün şeyleri emrinin altındaki insanları da kendi içinde daha görebiliyoruz. Ayrıcalıklı görebiliyoruz. Çünkü o insanlar ona güven duyabiliyorlar ve duydukları için de bu özelliklerini kendine daha bir teslimiyet içinde olabiliyorlar. Bunlar da son derece önemli şeyler. Liderlik özelliklerini genel dünya üzerinde sıralanan bazı özellikler var. Mesela çok klasiktir bu. Çok klasiktir. Çalışkan, akılcı ve cesur olmaktan bahsediyoruz. Vatanına, ulusuna kendini adamaktan bahsediyoruz ki bu komutanlık özelliğinde de bunu görebiliyoruz. Ama tüm bu ikisini yapabilmekle ilgili de bir destek olması lazım. Bu desteği de kesinlikle kendi ulusundan gücünü alabilmesi son derece önemli bir saptama olarak görüyorum. Ben bunu özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Yani monark yönetimlerde bunu görüyoruz. Ben yaparım etti ya da paytaklık döneminde padişahların yapmış olduğu dönemde de işte ben yaparım herkes buna uyar. Atatürk ise bunu özellikle gücünü ulustan alarak yapmaya istiyor. Yani ulusun da aynı düşünceleri paylaşarak kendisiyle birlikte hareket etmesini de sağlayacak özelliklere sahip. Bunu toplumu harekete geçirebilmek bu konuyla ilgili son derece önemli bir şey. Bütün bunları kafasında oluştururken her şeyden önce almış olduğu kararlar kafasında var. Ama bunu doğru zamanda almak ve doğru zamanda uygulamak gerekiyor. Siz doğru şeyler alabilirsiniz. Doğru zamanda değil. Erken hani bir laf vardır ya erken öten horozun başı kesilir falan diye. Doğru zamanda söylemezseniz, erken söylerseniz bu iş biraz boşa gider. Ya da söylediğiniz şey çok doğru olabilir ama çok geç kalmış da olabilirsiniz. Bunu doğru zamanda
almak bu kararları ve doğru zamanda uygulamak son derece önemli bir şey. Başkomutan özelliğini, komutanlık özelliğini anlatıyoruz. Bu açıdan bakıldığı zaman Atatürk belki şöyle bir şey de değerlendirilebilir. Savaşçı bir karakteri vardı. Örneğin Napolyon gibi yani savaşmayı çok seviyordu filan. Her ne kadar biraz o da ayrı tartışmalar konusu da ya da diğer tarihimize baktığımız gibi bazı komutanların ya da lider vazifeleri olanların savaştan çok zevk aldıklarını görebiliyoruz. Ama Atatürk savaşmayı çok da sevmiyor, çok da barışçıl bir insan. Savaşın bütün taktiklerini çok iyi kullanıyor olmasına rağmen bunun yanı sıra çok da barıştan yana da olan bir insan. Yani bunları da iyi görmemiz gerekiyor. Tüm bütün bunları bir araya getirdiğimizde daha önceden bahsettiğim gibi toplumların, milletlerin geçmiş tecrübelerini anlatan tarih bilgisine sahip. Bunları bir araya getirebilmesi açısından da son derece önemli. O yüzden Atatürk'e bir baktığımızda şöyle bir şey görebiliyoruz. Yani iki tane düşüncesi var. Çok özür diliyorum. İki tane yapısı var bu konuda. O dönemki Osmanlı'nın işgal altında olması, işte Birinci Dünya Savaşı'nda yenik çıkmasıyla beraber zaten kocaman bir imparatorluğun topraklar içine göz dikmiş bir yayılmacı milletlerin yaklaşımları var. Bu işgalden bunları geri almak kendi milletinin özgürlüğünü kurtarmakla alakalı bir şey. Ama bu toprakları geri almanın daha sonra da bu bağımsızlığında devam edebilmesiyle ilgili iki tane çalışması var. Bağımsız olmak. Şimdi o kadar sorgulayan bir yapıya sahip ki kendisi bunları bir araya getirirken bu iki özelliğini de çok iyi görmemiz gerekiyor bu iki özelliğini. Şimdi bir söylemi vardır. Gavrihin bir söylemi vardır, der ki insanlar genellikle varlık ve oluştan meydana gelirler. Yani varlık bugünkü durum, bu yaşam, şu andaki yaşantınız oluş da ileriye dönük gelecekle ilgili. İşte Atatürk'ü de burada çok daha iyi algılamamız da çok doğru olacak. O anda Osmanlı'nın yapısı içinde bir varlığını sürdürebilme, o toprakları kurtarmakla ilgili bir savaşım veriyor. Ve daha sonra gelecek kurgusu var. Gelecek kurgusu. Bu bağımsız bir Türkiye anlamında. Ama bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti meselesini hiçbir zaman o dönemlerde o savaşın esnasında da gündeme getirmiyor biraz evvel. Bahsettiğimiz zamanlama son derece önemli. Liderlik vasıfları içinde baktığımız zaman son derece önemli olaylar olarak karşımıza çıkıyor bizim. Galli'nin bu yapısını da o kadar iyi özümsediğini de çok iyi görebiliyoruz. Ama Atatürk kendi kafasında bazı şeyleri özümserken, şekillendirirken, edinmiş olduğu bilgiler doğrultusunda bazı şeylere karar verirken de şunu da yapmaktan geri kalmıyor mesela. Bütün arkadaşlarının da fikirlerine saygı duyuyor. O duyduğu saygının neticesinde de bunu özellikle belirtiyor. Ama ilk önce kafasına şekillendiriyor mevzuyu. Diyor ki ben şöyle şöyle bir şeyler düşünüyorum, toplumu ona göre, yakın arkadaşlar ona göre yavaş yavaş hazırlıyor, kendi kafasına bir şekillendirme oluşuyor ve bunu tartışmaya açıyor. Bu tartışma esnasında da herkesin düşüncelerini büyük bir dikkatle ve saygıyla dinliyor. Yani biraz diktatör gibi değerlendirilen yapılar da vardır Atatürk'ü, ki ben bunlara karşıyım, asla böyle bir şey de düşünmüyorum, ama bu kadar sert bir yapısı, bu kadar kararlı yapısını öyle değerlendirirlerken
ama çevresindeki insanların da bunu tartışmaya özellikle açması ve onların söylediklerini de çok dikkatli dinlemesi son derece önemlidir bizim için diye düşünüyorum. Bu benim tabii kanaatimdir. Bunlarda vizyoner bir yapısı var. Çok vizyoner bir yapısı var. Özellikle Mazhar Müfit Kansu'nun Atatürk'le beraber kitabında da bunları çok çok görebiliyoruz. Özellikle vizyoner yapısı liderlerde gördüğümüz bir şeydir. Yani geleceğe dönük bir hedeflerinin olması açısından son derece önemlidir. Ama bir fikir kafasında oluştuğu zaman bunu kavramsallaştırabilmesi, bunu daha sonra kurumsallaştırabilmesi ve bir disipline sokmasına da sahip. O yüzden insanları çok rahat yönlendirebiliyor ya da hedefler gösterebiliyor. 1925'te İstiklal Göklerdedir olayı daha önceden de bahsetmiştim. Derne ve Bingazi savaşlarında İngilizlerin diyorum, o savaştaki uçaklarda Osmanlı'nın elinde olmaması, yerde piyade olarak yapılan şeyin çok da yeterli olmayacağını o zaman fark etmiştir ve Cumhuriyeti kurduktan sonra da özellikle uçak fabrikasının kurulmasıyla ilgili çalışmalarını da sürdürmüştür. Yani yaptığı şeylerden bir tanesi de budur. Hatta Kurtuluş Savaşı'nda bittikten sonra Cumhuriyeti kurduk da bitti, tamam işte bağımsız bir Cumhuriyet kuruldu. Bütün bunlar kurulduktan sonra 10 yılda ciddi bir ekonomik anlamda ve sanayi anlamında atılım yapılmıştır. Ki o zamanki cumhuriyetin şartlarını düşünecek olursanız askeri savaşlardan dolayı bir sürü Çanakkale Savaşı'ydı, işte Trablusgarp Savaşı'ydı, Filistin Savaşı'ydı, Ruslarla ilgili olan savaştı derken birçok insan ölmüş vaziyette. Genç insanı yok, eğitimli insanı yok. Parasal anlamda hiçbir şey geliri yok. Bir sürü de Osmanlı'nın borçları var elinin altında. Buna rağmen o yoklukta, o eğitimsizliğin içinde sanayi anlamda da bir takım gelişmelerin yapılmasını düşünmüştür. Bu yüzden de uçak fabrikası açmıştır. Bugün Cumhuriyet'e baktım mı, bugünkü durumumuza baktığım zaman bir uçak fabrikamız yok ama o dönemde vardı. Aynı zamanda hatta bunu biz Sayın Zeybek'le de çok konuştuğumuz olmuştur. Belki bahsetmiştir size de. Şakir Zümre'yi bilir misiniz diye hep sorar. Şakir Zümre ile bir silah fabrikası açmıştır. Özel açılmasına yardımcı olmuştur. Ve Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılarla savaş yapıp ordular ilk hedefiniz Akdeniz diyen başkomutan, Yunan'ı denize döken başkomutan daha sonra kurduğu silah fabrikasında Yunanlara silah satmıştı. Ve Yunanlar da bu konuda sen bu bizim düşmanımız, sen bunu nasıl alıyorsun oradan denize, biz anlaşmamızı yaptık, karşılıklı o silahları kullanmayacağız birbirimize diyebilmiştir Yunan başbakanı da. Şimdi bu düşünebiliyor musunuz öngörüyü? İnsanlar da kendi şunu yaptı, bunu yaptı, çok başarılıydı, çok başarılı bir kariyer hayatı vardı gibi demek de çok ilginç. Mesela Mahmut Esat Bozkurt'la çok şeyi var. Adalet Bakanlığı yapmıştır Mahmut Esat Bozkurt'ta. Onunla da çok ciddi anlamda görüşmeleri var. Hatta karşılıklı geçen bir diyaloğun neticesinde bu Türklüğe çok önem veriyor. Yani Türklüğüne, özüne çok önem veriyor. Yapılan araştırmalarda özellikle Orta Asya'dan bu yana kadar o Sakaların, İskitlerin dağılımlarından Mu Adası'na kadar bazı araştırmalar yaptırıyor. Türklerin kökeni nereden gelmiştir? Hangi özellikleri taşır? Türk töresi nedir? Türk töresinde neler yer alır? Bu kendi Türklüğünü o kadar içinde içselleştirmiş, o kadar özümsemiş ve bununla gurur duyan bir insan ki çok sevdiği
arkadaşı ona takılıyor. Ya artık diyor sen türkü mürkü falan bırak. Bu dünyada şu zamanda Türk mü kaldı? İngiliz, Fransız, Rus'u, Amerikan'ı var. Hepimiz insanız neticede. Daha hümanist bir yapı gibi anlatıp damarına basmaya çalışırken o da diyor ki Atatürk son derece kararlı ve çok net bir şekilde diyor ki benim her türlü senin şakanı kaldırabilirim ama Türklüğüme asla dokunma. İşte bizim de burada şu anda bu kadar mücadele vermemizin neticelerinden bir tanesi de bu değil mi? Yani biz burada Türk çeşmesi yapalım diye uğraşıyoruz. Niye Türk çeşmesi yapmaya çalışıyoruz? Bunu düşündünüz mü? Yani niye yapmaya çalışıyoruz? Niye bir Türk çeşmesi dedik? Ruslan Bey bu fikri atarken neler düşündü? Neden Türk çeşmesi dedi? Biz istiyoruz ki bütün Türklerin bir simgesi olsun. Bütün Türk halklarının bulunduğu ülkelerde bağımsız olanlarda ya da bağımsız olamayanlar için neler yapabiliriz? Bir simgemiz olsun. Çünkü Türkler doğaya olan saygılarından dolayı suya çok ayrı bir yani duygusal anlamda bağlılıkları ve saygıları vardır. Çeşme denilmesinin nedeni bu değil midir ki? Atatürk bütün bunların farkında olarak bazı şeylerini yürütmüştür ve aslında onu anladığımızda bazı şeyleri neden bu aşamadayız ya da biz bu işi neden yapıyoruzu daha da iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Bu nedenle şöyle bir şey var. Son zamanlarda belki duymuşsunuzdur. Connectome diye geçen bir şey. Bağlantısal ve bütünsellik. Bu özellikle beynin düşünce ve üretme, bilinç oluşturma, zihin yaratma ve beynin sistematik olarak çalışması. Atatürk'e işte bu beynin sistematik olarak çalışmasından beraber bir de empati kurma. Yani biz bazı şeyleri konuşurken karşımızdaki insan bizi ne kadar anlıyor? Ya da ben onun yerine olsaydım bu böyle bir şeyin arkasında ne düşünürdüm ya da nasıl bir tavır sergilerdim, hangi kelimeleri seçerdim, hangi cümleleri kurardım tarzında düşünme, empati kurma meselesi. İşte beynin sistematikleşmesinde biraz evvel bahsettiğim üretme, bilinç oluşturma, zihin yaratma, zihin etkileşimi, bütün bu sistematikleşmenin empatiyle birleştirdiği zaman özellikle Profesör Doktor Türker Kılıç'ın bir iddiası var. Diyor ki bunlar hiper zihne sistematikleşmiş zihinlerdir. Hiper sistematikleşmiş beyinlerdir. Ve Atatürk'te biz bunu görebiliyoruz. Yani empati kurabiliyor. Edindiği bilgileri bir araya getirebiliyor. Getirdiği bilgileri kafasını oluştururken bütün senleştirerek arkasına da ulusun desteğini alarak hareket etmesi anlamında. Ve hep bunda bu sistematikleşmeye çok böyle belirgin bir örnekte şöyle verebiliriz aslında. Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda hatta şeyde de vardır bu orada da geçerli. Başkomutan Savaşı'nda da Büyük Taarruz'da da geçer. Der ki hatta müdafaa yoktur. Özellikle İç Çanakkale şeylerin yer değiştirmesiyle ilgili söylenen bir şey. Hatta müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. O satır ki bütün vatandır. Yani hepsini içine alıyor ve olayı bütünselleştirebiliyor. Bunu çok az insan vardır ve bunun bağlantısal bütünselliğe bir örnektir. Özellikle son zamanlarda çok çok konuşulan konulardan bir tanesidir. Bu Atatürk'ün bu yapısında da özellikle cesur ve pragmatik olarak değerlendirmesi, savaşı benimsememesi, aslında barışçıl yanlarının olması ama barışı sağlayabilmek için bağımsız olmak gerektiğini düşündüğünü sanıyorum. Çünkü ben daha fazla da konuşmak istemiyorum. Saat kaç olmuş? Saat herhalde 1 saati geçti. Bağlanır bağlanıyor derken. Sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Bu konuda konuşmak isteyen arkadaşlarım varsa da anlamak, duymak
elimden geldiğinde de bir şeyler söylemek isterim. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum ayrıca. Umarım sıkıcı olmamışımdır. Çok teşekkür ederim Fatma Zahra Hanım'a. Değerli bilgiler verdiği için. Yani biliyoruz ama şimdi bilmekte bilmek var. Farklı yönleriyle anlattı. Komutanlık, liderlik, insanlık vasıflarıyla birlikte Atatürk'ü tanımak bambaşka bir şeydir. Bir de bir şey demek istiyorum. Bugün 26 Eylül Türk Dili Bayramı'dır. Bilindiği üzere 32 yılın 1932 yılının 12 Temmuz tarihinde Türk Dili Tetkik Cemiyeti bugünkü adıyla Türk Dili Kurumu kurulmuştur ve ilk kurultayı da 26 Eylül tarihinde birinci Türk Dili Kongresi yapılmıştır. Yani bugüne denk gelmesi çok önemlidir. Atatürk biliyorsunuz dile, tarihe, kültüre çok önem veren bir insandır. Yani dil kurumunu, tarih kurumunu kurması da bunun bir neticesidir. Onun Türk dünyası ile ilgili sözleri de vardır biliyorsunuz. Yani ne demiş? Sovyetler Birliği bugün bizim komşumuzdur, dostumuzdur. Ancak orada dili bir, inancı bir, kültürü bir olan kardeşlerimiz vardır. Onlar ile bağlantıları sağlam tutmalıyız. Yani tam olarak izah edemesem de birebir kelimesini anlamını size aktarmaya çalışıyorum. Onun için demiş, yani manevi köprüleri sağlam tutmalıyız demiş. Dil bir köprüdür, tarih bir köprüdür demiş. Bu dil ve tarih köprüsünü sağlam tutarsak bağlantıları ileride de kurabiliriz demiş. Bugün de bu yaptığımız Türk Çeşmesi projesi Türk Birliği'nin bir simgesidir ve bu bir simge olarak herkes bu Türk Çeşmesi'nde kendini görmek ister. Girdiğinde. Yani ben eksik kaldım burada yokum dememesi için bunu çok ince detaylarıyla görüşmemiz gerekmektedir. Çok teşekkür ederim Fatma Hanım'a. Şimdi Yaşar Bey bir şey eklemek istiyor musunuz bu konu üzerine? Fatma Hanım'a yürekten teşekkür ediyorum. Hem Atatürk hakkında çalışmaları hem Çeşme için sarf ettiği gayretler için. Ben Atatürk hakkında şunu söylemek istiyorum. Atatürk, Türkleri arasında yeni yeni millete mal oluyor. Cumhuriyet kurulduğu günden bu tarafa Atatürk asker tarafından Atatürk'ü koruma kanunu ile devlet tarafından yaşatılmaya çalışılıyordu. Törenlerde hakkında güzel sözler söylenir. Bir yıl önceki sözler tekrar edilir. Atatürk yaşatmaya çalışılır. Son 10 yılda şöyle bir şey oldu. Atatürk'e bazı kesimler haklı veya haksız saldırılarda bulundular. Atatürk'ün aleyhinde konuşmalar başladı. Böyle olunca halk ya ne oluyor? Atatürk hakkında niye böyle konuşuluyor diye düşünmeye başladı. Aydınlarımız değil, siyasetçilerimiz değil, sokaktaki halk, küçük esnaf, işçi, ev hanımı düşünmeye başladı. Bunun sonucunda şöyle bir şey çıktı. Bugün sokakta röportaj yapan gençler mikrofona uzatıyorlar, soruyorlar Atatürk hakkında ne düşünüyorsun? 5 yıllık eğitimi olan bir ev hanımı ben Atatürk'ün kızıyım diyor. 5 yıllık eğitimi var. Yaşlı bir nine ben onun uğruna ölürüm diyor. Şu anda çok mutluyum ve sevinçliyim. Cumhuriyet kurulduğu günden bu tarafa Atatürk yeni yeni milletin sinesinde yer buluyor. Yani aydınların, siyasetçilerin, belli kesimlerin kendi siyasi çıkarı için Atatürk'ü sembol olarak kullanması, belli kesimlerin tenkit etmesini aştı diyorum Türkiye Türkleri.
artık Atatürk millete yeni yeni mal oldu. Bunun için çok sevinçliyim. İkinci bir konu, hepimiz biliyoruz ki son 300 yılda Türk dünyası hep kaybetti. Atatürk Cumhuriyeti kurduğu zaman elinin altında özü sağlam bir millet vardı. Ama yaşayıp geldiği şartlardan dolayı ne yeterli eğitim alabilmişti, ne yeterli bilgisi vardı. Tarihini de unutmuştu, geçmişini de unutmuştu. Kişi olarak vardı ama kimlik olarak yoktu. Kimlik olarak yoktu. Öyle bir dönemden geçtik ki uzun anlatılması gerekir. Türkiye'de Türk'üm demek ayıplanıyormuş. 1900'lü yıllarda ayıplanıyormuş. İşte bunu gören Atatürk'ün yaptığı ilk şey Dil Tarih Coğrafya Fakültesini kuruyor. Fen Bilimleri Fakültesinden, Hukuk Fakültesinden, şundan bundan önce yurt dışına yetenekli çocuklarımızı gönderiyor. Diyor ki bir millet özü ne kadar sağlam olursa olsun, kültürünü bilmiyorsa, töresini bilmiyorsa, nereden gelip nereye gittiğini bilmiyorsa o millet kimlik sahibi olamaz. Kuru kalabalık olmaktan öteye geçemez. Önce bunu tamamlamamız lazım. Önce Türk milleti kendi kimliğini bulmak için bir yerden başlaması lazım. Bu da nasıl olur? Yetiştirilen gençlerle olur. Onun için Dil Tarih Coğrafya Fakültesini ilk defa kuruyor. Sonra Türk Dil Kurumu'nu, Roza Hanım söz etti, Türk Tarih Kurumu'nu kuruyor. Eğer tarihinizi bilmezseniz geleceğinizi kuramazsınız. Günübirlik yaşam içinde kaybolup gidersiniz. Milletlerin tarihine bakarsak orada hepsi geçmişini günümüze taşıyor. Oradan ders alalım diye uğraşıyor. Geçmişini günümüze taşıyor. Hele de bu teknolojinin bu kadar geliştiği bir çağda milletler savruldu. Her millet, Amerika dahil, Rusya dahil, Çin dahil, hepsinde bu teknolojinin şeyinde kendi kimliğimizi kaybedip yok olma kaygısı, olabiliriz kaygısıyla çalışıyorlar. Biz daha çok çalışmalıyız. Bizim daha çok eksiğimiz var. Daha gayretli olmalıyız. Atatürk bunların hepsini bir dahi olarak gören, altyapısını hazırlayan bir atamız. Ama biz ona son 100 yıldır savaşsız bir Türkiye yaşadık. Acaba bu 100 yıllık nesil aydınıyla, gazetecisiyle, siyasetçisiyle hakkını verebildik mi? Bana göre veremedik. Bu 100 yılın kıymetini bilemedik. Tarihimize baktığımız zaman savaşsız 100 yıl geçirdiğimiz hiçbir dönem yok. Bu nimetin kıymetini bilemedik diye çok üzülüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Yaşar Bey, değerli katkılarınız için. Şimdi Olga Hanım bir şey söylemek istiyor musunuz? Öncelikle Maha Hanım'ı tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunum oldu. Çeşitli bakışlardan, çeşitli alanlardan gösterdi Atatürk'ü, dünya lideri olarak Atatürk'ü gösterdi. Ben ne söyleyebilirim? Ne kadar da biz bilsek Atatürk'le ilgili onun hayatını, onun liderliğini, ne kadar da söylesek onunla ilgili, umarım ki azdır. Çünkü Türkiye, ben kendi bakışımla Atatürk dedi mi benim önümde önce Türkiye geliyor. Çünkü Atatürk evlen o zamanlar bu liderliği yapmaydı. Türkleri bir yere toplamaydı. Acaba Türkiye bugün olacaktı mı? Bu bir soru.
Bunun için hiç dilde hazır küçümseme Atatürk'ün çalışmalarını o bütünle Türkiye için, Türk halkı için, milleti için canını ortaya koymuş ve Türkleri birleştirmiş, Türklerin ruhunu bir yere toplamış ve bugün Türkiye var. Türkiye varsa Atatürk'ün çalışmalarıyla, onun Türklerin, Türkiye milletinin çalışmalarıyla, hareketleriyle, savaşlarıyla Türkiye kazanıldı ve bugün Türkiye var. Umarım ki okullarda da, üniversitelerde de, cümle toplumlarda da daha çok söylenecek bu konular ve zamanla insan elbette gerçeğini daha da çok bilecek, öğrenecek. Bunlar biliyorlar da ama saygı gerekiyor. Benim sözüm bu kadar. Sağ olunuz. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkler. Evet. Çok teşekkür ederim Orhan Hanım. Kurban Bey, sizin de hikayeniz var mı bu konuyla ilgili? Tamam. Ben biriniz kime diyelim. Önce ben Fatma ve kısa diye Fatma Hanım'a, Fatimatü Zehra Hanım'a teşekkür eden bu güzel sohbetinden dolayı. İkincisi, ben Ruslan Bey'in bayağı dediğine katılmıyorum ki biz Atatürk'ü tanıyırız. Bununla konuşmamız sanki bir yersiz kimi çıktı böyle. Tam aksine ben ise bilirim ki biz Atatürk'ü tanımırız. Olabilsin ki burada oturan 5-6 nefer ya hangi alimler, ziyalılar Atatürk'ü tanırlar ama Atatürk'ü gençliğe tanıtmak, yeni yetmelere tanıtmak bizim şeref borcumuz, bizim vazifemizdir. İkincisi, bu bugünkü programımız çok təəssüf ki bu problemlerle başladı diye canlı yayında. Biz çok vacib meseleleri unuttuk. Bu vacib meselelerden biri de Roza Hanım'ın 24 sentyabrda doğum gününün kaydedilmesiydi. Ben bundan dolayı bir daha tebrik ediyorum. Can sağlığı arzuluyorum. Aile saadet arzuluyorum. İşlerinizde uğur arzuluyorum. Kısaca Atatürk ile bağlı bazı şeyler demek istedim. Xüsusilə de Atatürk'ün əleyhine neden konuşuluyor? Tabii ki bizim bu söhbətimiz sosyal şəbəkələrdə yayılacak. Bizi on binlerle, yüz binlerle insan dinleyecek. Onun için de burada ben bazı vacib məqamları demek istedim. Neye göre Atatürk'ün əleyhine konuşuluyor? Ama tek Atatürk'ün əleyhine konuşulmuyor. Azerbaycan'da Mehmet Emin Resulzade'nin əleyhine konuşuluyor. Özbekistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Türkmenistan'da o Türk haklarını bir araya getiren, onları formalaştıran, onların xilaskarların əleyhine konuşuluyor. Neden? Çünkü istenilen bir toplumun formalaşması için bu sosyal kodlaşma deyilen bir termin var. Sosyal kodlar vasıtasıyla toplumlar formalaştırılır. Ne de kodlar? O sosyal kodlardan biri de onun tarixi şəxsiyyətləridir. Bir xalqın tarixində müsbət rol oynayan tarixi insanlara haqqında verilən bilgilərdir. Adicə bir şey deyim. Bir var ki, çocukluğundan müsbət obrazlarla tərbiyələrə eləyək. Məsələn, onun adını qoyaq Atatürk. Bilirsiniz, Quran-ı Kerim'de Allah Teala'nın bizdən valideyn olarak talep ettiği bir şey de çocuğuna iyi ad koymaktır. Doğru mu? Her bir ata ana, valideyn çocuğuna iyi ad seçmelidir. Bir var ki çocuğumuzun adını koyaq Atatürk, bir defa koyaq Keçəl Həmzə. Çoroğlu'da bir Keçəl Həmzə var ya, Keçəl Həmzə koyacaksan bu uşaq Keçəl Həmzə yoxşayacak. İnanın mı? Adın önemi büyük. Veyahut da biri var, sen çocuklara sen Cavad Xan'ın övladısan, sen Mehmet Xan'ın övladısan diyesen, sen Atatürk'ün övladısan diyesen, bir defa diyesen ki sen Keçəl Həmzə'nin övladısan. Sen Dede Qorqud'da olan o mənfi obrazlar var ki, onların övladısan. Bu çocuğa bunları hansı təsir edəcək? Bunun için de ben istedim ki, Türk gençliği,
Azərbaycan gəncliyi bilsin. Atatürk'ün ve Mehmet Emin Resulzade'nin əleyhinə konuşanlar Türk haklarının vahid bir millet olarak, bir güc olarak dünya medeniyetine çok büyük töhfeler veren bir ırk olarak formalaşmasının karşısını almak için onu gözden salmağa çalışırlar. Yani bir toplumun, bir ferdin, bir ailenin, bir insanın mayak, bilmiyorum Osmanlıca mayak sözü var mı? Bir fener, yol aydınlatan fener diyorlar. Mayak sözü yok Türkçe'de. Fener. Fener. Sanki bir karanlık bir meşedeyiz. Karşıda bir neferimiz gelir, elinde fener. O fanarı alıp götürmek istiyorlar ki toplum assın, dağılsın. Bu bakımdan tabii ki Atatürk insandır. Atatürk'ün sehfler olmuş. Hepimizin sehfi var. Sehfsiz insan yok. Tek bir Allah'tır. Peygamberlerin de sehfler olmuş. Ama bugünleri Atatürk'ün değerini, kıymetini biz verirken onun toplumumuza kazandırdığı, Türkiye'ye kazandırdığı, Türk dünyasına kazandırdığı, İslam dünyasına kazandırdığı, bütünlükte dünyamıza kazandırdığı değerleri kıymetlendirmeli. Terazi koymalıyız ki bunun verdiği hayır ne kadar olup, bunun sehfleri ne ziyan vurup. Böyle bir yanaşma olanda ben Atatürk'ü tam noksansız görüyorum. Çünkü gördüğü işler bıraktığı sehfler karşısında o kadar büyük ki noksanlar görsenmiyor. Ama bugün kimler onu kabardırsa o sosyal kodu, Atatürk kodunu, o kahramanlık kodunu bayağı Fatma Zehra Hanım çok güzel dedi. Bir lidere yaraşan bütün keyfiyetler Atatürk'te var. Katiyyat, cesaret, savat, insanlar dinlemek kabiliyeti, son karar verme kabiliyeti. Bunlar adi şeyler değil. Bunlar her insanda da bulunmaz. Allah Teala hemen devirde Türk halkına bizlere Atatürk'ü bahşetti. Şu anda düşmanlarımız məhz o fanarı elimizden almak için, yine deyirəm, Türk toplumunu dağıtmak için, kardeşim siz biliyor musunuz SSR adlanan o nəhəng dövlət nasıl dağıdıldı? SSR dövləti dünyaya meydan oxuyan atom silahına malik bir dövlət idi. Ama o dövlət hansı ideoloji əsasında formalaşmışdı? Bolşevizmin, komünizmin. Onun dahisi kim idi? Lenin. Vladimir İliç Lenin. Lenin'i elinden aldılar. Gərb dünyası uzun iller Leninizmin, Bolşevizmin, komünizmin əleyhinə təbiyat apardılar. Ve doğru dediler. Onu elinden alandan sonra toplum dağıldı. Toplum anladı ki bugüne kadar boş bir şeyin arkasını da koşmuşlar. Aynı metodu şu anda Atatürk'le bağlı Türkiye'ye tətbiq etmək istəyirlər. Aman da ehtiyatlı olmaq lazımdır. Mən bunları demək istərdim. Təşəkkürlər bir daha. Diqqətə görə sağ olun. Çox təşəkkür edərim Qurban Bey. Gerçekten de Atatürk 100 yılın, sadece 100 yılın demiyorum, 1000 yılın lideri olacaktır. Bugünden sonra da anılacaktır. Dünya lideridir. Her daim yazılarımda da konuşurken de söz ediyorum. Kazan Tatarlarının bir Atatürk'ü olmadı. Eğer Atatürk'ümüz olsaydı, evet, bugün biz bu durumda olmazdık. Tam çünkü doğru. Büyük fırsatlar çıktı karşımıza. Ekim devriminden sonra, Şubat devrimlerinden sonra, 90'lı yıllardan sonra kimse hazır değildi. Artı bir Atatürk'ümüz de yoktu bizim. Atatürk olsaydı, tam Atatürk'ümüz doğru olsaydı bu durumda olmazdık bugün. Tam doğru, tam doğru. Azerbaycan da tam doğru. Aynı problemi yaşadı. Yani birilerini karalamak, siz dediniz ya Atatürk'ü karalama, yani farklı yönleriyle şey diyorlar. Mehmet Emin Resulzade, mesela Kozan Tatarlarının bir lider olarak gördüğümüz Mir Seyit Sultan Galiyev, bugün hatta evi de yok, izi de yok, yani yapsın diyenler de, sokağa adını verelim diyenlere de karşı çıkanlar var. Yani birileri komünist diyor, diğer taraftan Türkçü diye suçlanıyor şimdi. Çok büyük olaylar var. Tarihimizi unutturmaya çalışıyorlar tek kelimeyle ifade etmek gerekirse, ama tarih önemlidir. Tarihimizi bilmezsek geleceğimizi göremeyiz. Tarih bilinci oluşmalıdır gençlerde. Gerçekten de Atatürk'ü tanımak ve tanıttığı için Fatma Zehra Hanım'a da çok teşekkür ederim. Tüm katılımcılara da teşekkür ederim.
Başka diyeceğiniz yok ise haftaya görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum. Ben son söz bir şey söylemek istiyorum. Yani buyurun. Atatürk'ü tabii ki bu kadar süre içinde tanıtmak ya da anlatmak mümkün değil. Onun için saatlerce, günlerce konuşabiliriz. Özelliklerini anlatabiliriz. Hatta bundan kendimize ders çıkartabiliriz. Kendimize bir pay çıkartabiliriz. Ama Kurban Bey'e katılıyorum, Oya Hanım'a katılıyorum, sizlerin söylediklerinize, hepinizin söylediklerine katılıyorum burada. Biz bunları eğer bilirsek, evet Türk dünyasıyla ilgili, Türk birliğiyle ilgili bizleri parçalamak, emperyal yaklaşımlar, yayılmacı yaklaşımlar, karşılarında bir güç istemezler. Bizim kendi öz bilincimizi kaybetmemizle ilgili her türlü çalışmayı yaparlar. Biz kendimizi bilirsek, kendi bizi bu hale getiren insanları ne şartlarda, hangi koşullarda, hangi yapıyla, hangi zihniyetle, ne şekilde getirdiğini bilirsek, kendimize örnek alır, bunları gençlerimize taşırsak tabii ki bizi yıkmaları çok daha kolay olmaz. Çok daha zor çalışmalar için gençlerimize yerleştirmeliyiz. Bu konuda anlatılacak binlerce, Atatürk'ün yapmış olduğu binlerce şey var. Muhtemelen dediğim gibi Sayın Zeybek, Sayın Çınaroğlu da bu konuda çok daha güzel şeyler anlatabilirler. Ben sadece kendilerine de söyledim, bir girizgah yapacağım. Çok kısa ön hatlarıyla anlatmak istedim. Umarım sıkmamışımdır. Sizlerle beraber olmak da benim için ayrıca keyifti. Çok teşekkür ediyorum hepinize beni dinlediğiniz için. Önümüzdeki konferanslarda da katılmanız dileğiyle, çünkü yani konuşuyorlar, yok oluyorlar insanlar, böyle bir durum var ortada. Konuşup da kaybolmayalım yani. Devamlı katılalım, dinleyelim birbirimizi. Türk'ü Türk'e tanıtmak diyoruz ya, hani birbirimizi tanımak gerekiyor. Tanımıyoruz gerçekten. Ruslan Bey'in bunları biliyoruz, birbirimizi biliyoruz, tanıyoruz, tarihimizi bilmiyoruz. Ben mesela her gün yeni bir şey öğreniyorum yani, herkesten. Yeni şeyler öğrenmek zararı olmaz, yararı olur diye düşünüyorum ben. Onun için çok teşekkür ederim, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkürler, sağ olun, var olun.